Dilaver Hocam hoş geldiniz. Halil iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Vahit Hocam iyi akşamlar. Bütün arkadaşlara hoş geldiler programa. Türkiye'nin hocalarını Türkiye'nin sağlık yönetimcileriyle buluşturuyoruz. Bu program sayesinde. Sağ olsun Halil, Deniz, Müjdat. Bu programın yükünü çekiyor arkadaşlarımız. İnşallah bu akşam da Dilaver Hocam bize çok güzel bir konu anlatacak. Pazarlama stratejileri ve ürün geliştirme ile ilgili ve bundan çok faydalanacağımızı umuyoruz. Ve program herhalde saatimiz de 10 oldu. Şimdi başlayacak. Herkese iyi faydalanma ve Dilaver Hocam'dan mümkün olduğu kadar fazla yararlanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz 2020-2021 Ustam Sağlık Yönetimi Okulu'nun ikinci dersine hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Dilaver Tengirimoğlu hocamız bizlerle olacak. Hocamız 1961 doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Hacettepe Sağlık Kurumları Yönetimi'nde yapmıştır. Gazi Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlamıştır. 2006 yılında Gazi Üniversitesi'nde profesörlüğünü almıştır. İlgi alanları sağlık turizmi, işletme yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği, hizmet pazarlaması, sağlık hizmetleri pazarlaması, büro yönetimi ve yöneticilik asistanlığını oluşturmaktadır. Sağlık yönetimi alanında birçok değerli çalışma ve eserleri olan Profesör Doktor Dilaver Tengirimoğlu hocamız Atılım Üniversitesi İşletme Bölümünde profesör olarak görev yapmakta. Aynı zamanda Senato üyeliği, Fakülte Kurulu üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini de yürütmektedir. Sayın hocamız bugün bizlere sağlık hizmetleri pazarlamasında ürün ve ürün geliştirme stratejileri hakkında bilgi verecektir. Buyurun hocam, söz sizde. Evet, Dersimize teşekkür geçebiliriz ederim hocam. Halil'ciğim. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşsuz, sağlıklı günler diliyorum. İnşallah dediğim gibi bu beladan kısa süre içerisinde hem dünya hem ülkemiz kurtulur. Biz de özlediğimiz o sınıflara, o kalabalık ortamlara, o sosyal ortamlara bir an önce ulaşırız. Pazarlama aslında sağlıkçıların, özellikle de hekimlerimizin, psikologların Sevdikleri bir kelime değil. ve birçok mesela sevilen bir kelime değil. Dediğin doğru. Yani pazarlamanın tabii bu nedeni buzdağının su üstündeki küçük bir kısmından kaynaklanıyor. Yani insanlar pazarlamayı sadece satış ve reklamdan ibaretmiş gibi algılıyor. Yani halbuki pazarlama eşittir ne satış ne reklam. Buzdağının su altında kalan geniş kısmını görmüyorlar. Yani pazarlama dediğim gibi sadece satış ve reklamdan ibaret değil. Pazar araştırmaları var bunun içerisinde. Pazarlama bilgi sistemleri var, tüketici davranışları var. Yani bir disiplin dalı olma yolunda büyük bir yol kat etti bugün pazarlama. Ve artık pazarlama ile ilgili ön lisans programları, doktora programları vesaire özel programlar açıldı. Yani işletme programlarından farklı olarak pazarlama doktora, master programları da var. Dolayısıyla pazarlamanın alt alanları da, uygulama alanları da gelişti. Sağlık hizmetleri pazarlaması, turizm pazarlaması gibi. Yani pazarlamanın da nasıl ki işletmecilikte alt disiplin dalları geliştiyse, yönetimde alt disiplin dalları geliştiyse, sağlık yönetimi gibi, eğitim yönetimi gibi vesaire gibi, pazarlamada da bu hizmet pazarlaması özellikle gerçekten son yıllarda, özellikle 70'li yıllardan sonra büyük bir ivme kazandı. Tabii evet, önce ama bir iki cümle şeyden bahsedelim yine. Tabii pat diye pazarlamaya girmek, dediğim gibi ilk defa belki bu kavramı alanlar, duyan arkadaşlarımız olacaktır. Belki daha önce pazarlama ders alanlar vardır. Benim öğrenciliğim sırasında ben pazarlama dersi yüksek lisansa aldım ama yok, yüksek lisansa da almadım, özür dilerim. Doktora da aldım. Lisansta böyle bir ders yoktu bizde. Yani benim Hacettepe Sağlık Dersi'ni okurken pazarlama diye bir de işletme dersimiz vardı ama pazarlama diye bir dersimiz yoktu. Veya şu anda bilmiyorum, sağlık yönetimi lisans programlarında pazarlama dersi herhalde hemen hemen hepsine girdi diye tahmin ediyorum. Belki daha hala olmayan programlarda vardır. Var mıdır? Bilmiyorum. Buradaki öğretim üyesi arkadaşlarımıza sorayım. Ben de merak ettim. Şimdi aklıma geldi. Yani programlarında pazarlama dersi var mı? Pazarlama veya sağlık hizmetleri pazarlaması dersi var mı? Standart programlarda var hocam. Hemen hemen hepsine girdi. Ama Evet. bundan 15 yıl öncesine kadar ya da 10 yıl öncesine kadar böyle bir ders yoktu.
Değil mi? Haksız mıyım? Yani herhalde 5 yıl öncesindeki programlara bakın yoktu. Ama bu Amerika'da kaç yıl öncesinde başlayan, 60'lı yıllarda başlayan, sonra 70'li yıllara gelindiğinde hizmet sektörüne doğru, sağlık sektörüne doğru geniş bir uygulama alanı bulmuş. Hatta başlamıştı. Özel Amerika'daki özel hastanelerde daha çok başlangıç noktası burada gelişmesi. Tutmuşlar sanayi sektöründeki pazarlamacıları, demişler ki gel bizim hastanemize sen pazarlamacı olarak görev yap. İşte hastanenin hasta sayısını bir anda artır, kârlarını artır, işte müşteri memnuniyetini, hasta memnuniyetini artır vesaire diye. Ve ilk gelenler biraz başarısız olmuş. Yani o sanayi sektöründe yani fiziksel mal üreten, işte nedir, makine araç gereç üreten bir fabrikadaki pazarlamacıyı pat diye getirip hastaneye pazarlamacı yaparsanız orada başarısız olmuş. Neden? Çünkü sağlık hizmetlerinin kendine has yapısını bilmeden, hizmet sektörünün özelliklerini bilmeden, hizmet pazarlamasını bilmeden sağlık hizmetleri pazarlamacılığına soyunmak çok da akılcı bir iş değil. O yüzden son yıllarda hizmet pazarlamacısı üzerine uzmanlaşmış olan akademisyenler yavaş yavaş sağlık hizmetleri pazarlamasına doğru bir geçiş yaptı. Hatta bununla ilgili epeyce kitap var. Sadece Türkiye'de belki bir iki kitap var ama Amerika'da birçok kitap var sağlık hizmetleri pazarlamasıyla ilgili. Ki pazarlamanın duayenlerinden Philip Kotler'in bile şeyle beraber, Roberta Clark'la beraber yazdığı sağlık hizmetleri pazarlama kitabı var. Ki dediğim gibi çağımızın pazarlama duayenlerinden bir tanesi. Yine Eric Berkowitz diye bir bilim insanı var. Çok değerli bilim insanı. Benim de tanıdığım, yüz yüze de mail olarak da yazıştığım, hatta bizim derginin de editörü boardunda olan bir yazar. Onun da sağlık hizmetleri pazarlamasının temel ilkeleri diye bir kitabı var. Çok da yararlandım ben bu sağlık hizmetleri pazarlaması kitabını yazarken. Nitekim Amerika'da bir dönem bundan 10 yıl önce Healthcare Marketing Quarterly diye bir dergi var. O derginin müsavir editörlüğünü yaptım ben 97 yılında. Özür dilerim. 2007 yılında. 97 çok eski. 2007 yılında 2007 yılının ikinci sayısı mıydı? Ya da 2009'un ikinci sayısı mıydı? Şu epeyden ara zamana geçtiği için hatırlayamadım. Orada ben o sayıyı Healthcare Marketing Quarterly dergisinin o sayısını sağlığa ayırdım. Sağlık hizmetleriyle ilgili hizmetleri pazarlamasına ayırdım. Ve orada da bu Eric Berkowitz'in, Roberta Clark gibi tanınmış Amerika'nın ünlü pazarlamacılarından makaleler aldım. Yani o özel sayıda. Ve çok da beğenildi. Sonra kitapçığa dönüşecekti. Kitap evi, dergi el değiştirdiği için kitap basımı durdu. Yani dediğim gibi sağlık hizmetleri pazarlaması 70'li 80'li yıllardan sonra epeyce bir gelişme kat etti. Tabii bunda pazarlamanın sağlık hizmetlerine uyarlanmasında biz sağlıkçıların ve diğer hizmet sektöründe çalışan insanların da hem hizmet sektörünü bilmesi, hem işletme ve pazarlamayı bilmesi, kolay entegre edebilmesi sağlık sektörünü bunda etkili oldu diye düşünüyorum. Evet, burada pazarlamanın tanımını, Amerikan Pazarlama Birliği'nin tanımını herkes bilir. Kişisel ve örgütsel amaçlar gerçekleştirmek için işte nedir bunlar? Kişisel amaçlarımız daha iyi yaşayabilmek, daha kaliteli yaşayabilmek. Örgütsel amaç ne? İşte örgütün amacı gelir elde etmek, uzun süre ayakta kalmak vesaire gibi. İşte bu kişisel örgütsel amaçları gerçekleştirmek üzere nedir? Malların, hizmetlerin, fikirlerin ortaya konması, bunların geliştirilmesi, bunların varlığı konusunda tüketicinin bilgilendirmesi, bunların tüketicinin alacağı fiyattan fiyatının oluşturulması ve bu mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasına yönelik olarak planlama ve uygulama sürecidir diye başlar. Buna yönelik planlama ve uygulama süreci diye başlar. Şimdi sağlık hizmetleri pazarlamasıyla ilgili de çok tanım var. Burada bir iki tane tanım biz yeni yapalım dedik. Dedi ki sağlık hizmetleri pazarlaması sağlık hizmetine ihtiyaç duyan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İşletmeler tarafından yeni fikir, mal ve hizmetlerin üretilmesi, bunların yer, zaman ve mülkiyet faydaları yatacak şekilde fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutulması yönelik bir süreç olarak da tanımlayabiliriz. Yani bu çok sayıda tanım vermek mümkün pazarlama ile ilgili. Tabii çağdaş pazarlama hizmet üretiminden önce başlar. Yani eski klasik anlamda pazarlama nasıl başlıyordu? Üretim departmanları malı üretiyordu, pazarlamacıya diyordu ki al bu malı sat. Yani malı üretmiş, tasarlamış. Tüketiciye sormadan nasıl bir mal istediğini, nasıl bir hizmet istediğini, işte kalite açısından, fiyat açısından, estetik açısından tüketiciye sormadan üretim departmanları malı geliştirmiş, tasarlamış. Ondan sonra pazarlamacı diyor ki al bunu sat. Klasik pazarlama şeyden sonra başlıyor. Üretimden sonra başlıyor da. Halbuki çağdaş pazarlamada anlayışında
pazarlama faaliyetleri pazarda başlar ve pazarda biter. Yani siz bir bölgeye hastane açacağınız zaman hangi branşlar açacağınızı, o bölgenin hangi sağlık sorunları olduğunu araştırmadan, tüketici araştırması yapmadan, tüketici analizleri yapmadan, pazar araştırması yapmadan ürünü tasarlayamazsınız, hizmeti tasarlayamazsınız. O bölgenin sağlık sorunlarını, o ülkenin sağlık sorunlarını iyi analiz ettikten sonra siz elimizdeki kaynaklarla o bölgedeki sağlık ihtiyaçlarını belirledikten sonra elimdeki kaynaklarla, insan gücüyle, binayla, araç gereçle, teknolojiyle ben bu bölgenin hangi sağlık sorunlarını, ihtiyaçlarını rakiplere göre daha iyi karşılayabilirim, buna karar verilmesi lazım. Yani demek ki burada pazarlama faaliyeti önce pazarda tüketiciye sorarak başlıyor, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını öğrenerek. Ondan sonra hizmeti geliştirdikten sonra, ürettikten sonra o mal veya hizmetin tüketiciye ulaştırılmasına yönelik dağıtım dediğimiz veya hizmet sektöründe biz buna hizmete dağıtımı iki şekilde kullanıyoruz. Availability ve accessibility. Hizmete erişebilirlik ve hizmetin 24 saat kesintisiz bulunabilirliği. Yani hasta hastaneye kolayca ulaşacak ama ulaştığında gece kalp krizi geçirdiğinde eğer doktoru yoksa, işte ne bileyim film çekecek teknisyeni yoksa o binanın orada olmasının bir faydası yok. Yani binanın kolay ulaşmasının, evinden hastaneye kolay ulaşmasının bir faydası yok. Ulaştı ama hizmet kesintisiz 24 saatte hazır bulunması lazım. O yüzden pazarlamada biz dağıtım dediğimizde availability ve accessibility'yi mutlaka vurgularız. Demek ki sağlık hizmetlerinde önce dediğimiz gibi pazarda başlayıp hizmeti sunduktan sonra, hastaya o hizmeti verdikten sonra yine pazarda bitecek şekilde hastanın yakınlarının tekrar sorularak aldığı hizmetten memnun mudur, değil midir, işte şikayetleri devam ediyor mu, etmiyor mu, sağlıkla ilgili bir sorun yaşadı mı, bunları öğrenmeyle biter. Pazarda başlayıp pazarda biter. Modern pazarlamanın temel bakış açısı. Demek ki sağlık hizmetlerinde eğer biz pazarlamadan bahsetmek istiyorsak aslında sağlık hizmetlerinde çalışan herkesin adeta bir pazarlamacı gibi bir bakış açısına sahip olması lazım. Yani oradaki pazarlama ve halkla ilişkiler departmanlarındaki insanların çaba sarf etmesi yetmez. Yani hastaların bulunması, şikayetlerin öğrenilmesi, istek ve ihtiyaçlarının öğrendikten sonra ona yönelik hizmetlerin geliştirilmesi konusunda yöneticilere bilgi aktarımının yapılması ile bitmez. Sadece onların çabalarıyla bitmez. Halbuki hastanedeki herkes kapıdaki güvenlik görevlisinden, santral memuruna, kat sekreterinden, poliklinik sekreterine kadar herkesin hastayla olan ilişkilerinde, hasta ve hasta yakınlarıyla ya da sağlık ihtiyacı hisseden, hizmet alma ihtiyacı hisseden fertlerle, bireylerle ilişkilerinde adeta kurumunu pazarlıyormuş gibi davranması lazım. Yani iletişim, ilişkiler çok önemli. İstediğiniz kadar hastanenizde son modern teknoloji olsun, istediğiniz kadar binanız çok konforlu, çok lüks olsun, yataklarınız, bekleme salonlarınız çok lüks olsun. Eğer oradaki personel oradaki hasta veya yakınlar hoşnutsuz oluyorsa bir daha oradan hizmet almaz. O yüzden biz burada diyoruz ki hastanedeki çalışan herkes adeta bir kurumun pazarlayıcısı gibi hastayla iletişime girmesi lazım. Hastayla ilişkiye girmesi lazım. Bu ilişkileri sürdürmesi lazım. Santral memuru telefonda sizi saatlerce bekletiyorsa, güvenlik kurulusu kapıdan girerken kaba davranıyorsa, oradaki sekreter yüzünüze bakmıyorsa, azarlar gibi, doktor hemşiresi azarlar gibi konuşuyorsa, bir daha o hasta zorunlu olmadığı müddetçe o hastaneye gitmez. İlk fırsatta alternatif bir hastane varsa orayı tercih eder. O yüzden burada pazarlama, çağdaş pazarlama anlayışı tüm örgütteki herkes tarafından benimsenmesi lazım. Zaten kalitenin de özünde vardır değil mi? Müşteri memnuniyeti dediğimiz bir kavram var kalitenin özünde. Kalite çalışmalarının özünde de vardır. Çalışan memnuniyeti, insan burada çalışan memnuniyeti ve hasta memnuniyetini önce insan şeyini merkezine koyarak ne yapar? Yönetim yaklaşımının merkezinde insanı yer verir. Çağdaş pazarlamada da müşteri odaklılık dediğimiz şey felsefe vardır. Müşteri odaklılık. Müşteri dediğimiz burada örgütteki çalışanlar, iç müşteri, sigorta kuruluşları, ödeme yapan bunlar da bizim müşterimiz. Yani eğer cebinden para ödemiyorsa biz özel sigorta kuruluşuyla ilişki kurmamız lazım ki müşteri ilişkilerimiz iyi olması lazım ki bizimle anlaşma yapabilsin. Veya cepten ödüyorsa hasta ve hasta yakınları. Yani burada iç ve dış müşteri, global müşteri dediğimiz hükümetler, diğer işte bizle iletişim içinde olan sivil toplum örgütleri gibi bunlarla ilişkilerimiz iyi olması lazım. Demek ki bizim burada pazarlamada herkesin, örgütteki, hastanedeki herkesin modern pazarlama anlayışının kavrayıp benimseyip ona göre
müşterilere işlerini geliştirmesi lazım. Tabii çağdaş pazarlamanın odağında bir şey daha vardır. Hani dedik ya müşteri memnuniyeti, bizde de atasözümüzde vardır aslında. Müşteri kraldır diye bir söz vardır. İşte bizde müşteri benim nimetimdir diye bir söz vardır. Avrupa'da da müşteri kraldır diye yazar. Müşteri benim nimetimdir sözü gerçekten doğru bir söz. Çağdaş pazarlamayı anlatan doğru bir söz. Çünkü müşteri olmadan işletmelerin ayakta kalması mümkün değil. Ben doktora yeterlik sınavına girmiştim. Onu anlatayım size. İşte bundan 30 kaç sene önce 94'lerde kaç sene oluyor? 93'lerde hatta siz hesaplayın yaklaşık oradan 2000'e 26-27 sene önce. Yani girdiğimde bir pazarlamacı bir hocamız da vardı. Kulakları çınlasın. Şimdi başkentte Hacettepe'den bir hocaydı. Dedi ki orada doktora yeterlikte Dilaver dedi. Söyle bakalım işletmelerin hayatı ne zaman sona erer? Size sorayım işletmelerin hayatı ne zaman sona erer? Eride burada mısın? Sesini açabiliyor musun? Ne zaman sona erer işletmeni? Rabia sen burada mısın? Buradayım hocam. Hizmet veremedikleri zaman. Bir daha söyle tam duyamadım. Hizmet veremedikleri zaman hocam. Hizmet veremedikleri zaman. Yani hizmet verememe, hizmet veriyordur da yine sona erer. Hizmet vermesi veremedi dedim. Yani hizmeti sunuyordur da kar edemiyordur, ayakta kalamıyordur, talep bulamıyordur. Yani hizmeti vermesi onun yaşaması anlamına gelmiyor. Önemli olan o hizmetleri alabilecek müşterisini varsa işletme ayakta kalır. Müşterisi olmayan bir işletme ayakta kalmaz. Yoksa işletme açmıştır fabrikasını, otelini, hastanesini ama müşteri gitmiyordur. Ve ben o zaman saymıştım işte hocam işletme kar edemiyorsa işte şunu yapamıyorsa bunu yapamıyorsa yok 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 dedi hoca. Sonunda ben hocanın dinlemek istediğim pazarlamacı olduğunu anladığım için dedim ki hocam bir işletmenin müşterisi yoksa işletmenin hayatı sonuna erer dedim. Tamam dedi doğru dedi. Yani bir işletmenin bir hastanede hasta yoksa hastaneleri o kadar büyük kapasiteyle açık tutmaya gerek var mı? Özel bir hastanesi bu. Tutmaya gerek var mı? Devlet hastanesi belki en azından minimum kapasitede hazır bulundurursunuz bazı branşlara. İşte bazen beklemedik olaylar olur. Bir anda hastanemize gelir. Açık tutmak zorundasınız bazı branşlara ama bütün branşlara açık tutmazsınız. Eğer çok talep olmayan veya minimum kapasitede açık tutarsınız. Demek ki burada çağdaş pazarlamanın odak noktasından bir tanesi de işte bu müşteri dediğimiz yeni global. Tabii müşteri kavramını çok hoşlanmaz sağlıkçılar. Hatta otelciler de şimdi müşteri demiyor, misafirimiz diyor. Yani çünkü ajite ettiği için insanları biraz ticari bir kavram çağrıştırdığı için otelciler çoğu da misafirlerimiz diyor. Evet hocam. Misafir konuk diyor. Doğru mu? Doğru hocam. O yüzden bizler ne diyoruz? İşte hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına başka isimler ne koyabiliriz? Yani misafir diyebilir miyiz? Konuklarımız diyebilir miyiz? Hasta dediğimiz zaman da herkes hasta olarak gelmiyor tabii. Hastaneyi kullanan herkes hasta değil. Hani diyoruz ya hastanenin tanımında hasta ve hastalıktan şüphelenenleri diyoruz ya. Bazen check-up için de insanlar geliyor. Her gelen hastalık için gelmiyor. Demek ki burada işte bu biz yani, alıştığımız için pazarlamacılar daha çok müşteri diye kullandığımız için yani consumer, customer ondan sonra bir sürü kelime var İngilizce'de müşteriyle ilgili. Biz burada bilmiyorum ne kullanacağız sağlık hizmetleri pazarlamasında bunun yerini ne kullanabiliriz onu da araştırmak lazım. Yani bunu da gençlere bırakalım. Yani gerçekten sağlık hizmetinin kullanıcısı mı diyeceğiz, sağlık hizmeti yararlanıcısı mı diyeceğiz artık onlara siz karar verin. Nasıl bir kavram Türkiye'de daha oturur bunun yerini alır bilmiyorum. Evet dediğim gibi sağlık kuruluşlarında demek ki pazarlama karması elemanlar içerisinde bizim için burada ders işleyeceğimiz şey ürün. Demek ki ürün karar değişkeni olarak önemli işletmenin tüm pazarlama faaliyetlerinin esasını oluşturuyor. Yani ürün sundurma, fiyat, dağıtım kararlarını şekillendirmesini oluşturuyor. Çünkü ürün olmadan siz reklam yapın. Neyin reklamını yapacaksınız? Ürün olmadan neyin fiyatını belirleyeceksiniz? Ürün olmadan hizmet ya da ürün dediğimiz şey biraz daha sonra açıklayacağım. Mal ve hizmetleri kapsar şekilde tanımlıyorum. Ürün dediğimizde bazı yazarlar da diyor ki mal daha geniştir. Mal dediğimizde hizmetleri de kapsar diyor ama benim bir iki yazardan gördüğüm ya da edindiğim şey intiba ürün sanki daha geniş kapsamlı.
ürünün altında mal ve hizmet olarak belki çeşitlendirebiliriz. Ben o yüzden ürün kavramını kullanacağım. Demek ki sağlık hizmetleri pazarlamasının diğer elemanları da ancak bir ürün veya hizmetin varlığı halinde anlam kazanır. Yoksa ürün yoksa diğerlerin hiçbir şey ifade etmez. İşletmenin faaliyetlerinin temel kaynağı olan ve insan ihtiyaçlarını karşılama özelliği olan ürün tüketici açısından bir dizi faydalar zinciri olarak da değerlendirilebilir. Yani tabii hizmet sektöründe bu daha çok fayda zinciri olarak. Tabii ürün kavramı hemen hemen tüm pazarlamacılar literatüründe fiziksel malları, fikirleri, hizmetleri kapsayacak bir şekilde tanımlanabilir. Şimdi tabii ürün genellikle mal, hizmet, dağıtım, fikir ve hatta insan etkinliklerin bir kombinasyonu olarak da değerlendirilir. Hepsini beraber ürün olarak adlandırılanlar var. Fiyatı, dağıtımı bir paket olarak adlandırılanlar var. Hatta ürün dediğimizde bazen şöyle çok basit bir tanım var İngilizce'de. Anything that can be offered to market to satisfy a want or need. Yani Türkçesi tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için pazara sunulan her şey. Tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için pazara sunulan her şey üründür. Tüketicinin istek ve ihtiyacını karşılamak için pazara sunulan değeri olan her şey. Tabii burada tüketici ihtiyaçlarını sağlamak üzere pazara sunulan her şey derken bu her şey fiziksel bir mal olabilir. Defter, kitap, bilgisayar, ilaç vesaire somut elle tutulabilir. Bu bir fikir olabilir. Bir siyasi partinin pazarladığı şey ürününe ideolojisi, politikası değil mi? Projelerinde hatta yerel belediye başkanı adayı seçimlerinde pazarladığı şey ne? Adayı, o da kişiyi pazarlıyor. İşte diyor ki benim belediye başkan adayım şöyle dürüsttür, şöyle çalışkandır, halktan biridir, vesairedir, vesairedir diyor. Orada pazarladığı şey aday, ürün olarak. Turizmde ne? Turizmde neyi pazarlıyoruz biz çoğu zaman? Gençler, mekan özelliği demiş. Mesela Yasin demiş ki mekan demiş. Başka da en sona yazmış herhalde. Başka var mı yazan? Turizmde. Turizmde pazarlanan şey yer aslında çoğu zaman. Yani bu sene diyorlar işte Urfa'nın Göbekli Tepesi'ni pazarlayalım. Değil mi? CNN'in de desteğiyle CNN diyorum neydi o televizyon kanalı bir an unuttum. NTV değil mi? Daha çok, NTV daha çok şey getiriyor. Ören grubunun değil mi? Onların desteği sponsor olduğu Demirören grubunun herhalde zannedersem desteğiyle bu sene, geçen sene daha doğrusu pazarladıkları şey Urfa'nın Göbekli Tepesi'ydi. Yani demek ki oradaki ürün bir yer. İşte bu sene Antalya'nın Kaşlı ilçesini pazarlayalım diyebiliyorlar. Demek ki burada ürün dediğimizde yeri, fikirleri, fiziksel malları, soyut ve somut tüm özellikleri bünyesinde barındıran her şey bizim ürünümüzü ne yapabiliyor? Oluşturabiliyor. Evet, şimdi slaytımıza dönelim. Evet, ürün sadece bir nesne değil, birçok özellik, şu slide'ı biraz daha şöyle, slide'ı sağa çekme imkanı var mı onu da bilmiyorum ama. Sunuyu biraz sağa çekme imkanı var mıdır? Ya da Ali Hoca, isimleri mi? Hocam. Sola ya da sola çekme diyeceğim. Yani neyse tamam. Videomu tamam, paylaşacak. Tamam şuradan Ali, askıya Ali deriz. Yok, videoyu daha paylaşmayacağım. Videoya daha var. Daha ürünle ilgili daha hiçbir yol almadık. Sadece tanımlamaya başladık. Ürün geliştirme, ürün hayat seriyle ilgili konuya geldiğimizde videoyu paylaşacağım da. Bir iki video vakit bulursam size göstereceğim. Evet. Dediğim gibi ürünün sadece bir nesne değil, birçok özelliği bir bileşim olarak savunan yine pazarlamacı bizim bir daha rahmetli oldu zannedersem İslamoğlu. Şöyle diyor, bir ya da birden çok ihtiyacı karşılayan fiziksel, kimyasal, psikolojik, estetik, sembolik ve öteki soyut somut faktörlerin bir bileşkesi olarak tanımlamakta ürünü. Demek ki soyut somut tüm özellikleri bünyesinde barındıran bunların kombinasyonudur demiştik ya ürün. Dolayısıyla bir ürün röntgen cihazı, yatak, sedye gibi somut ürün olabilirken aynı zamanda soyut olarak ifade edebilen muayene hizmeti, ameliyat hizmeti de sağlık hizmetinde bir ürün olabilir. Ürün dediğimizde. Demek ki sağlık hizmetinde ürünümüz bir hizmet. Aslında sağlık hizmetinde ürün dediğimizde hem hizmeti hem de somut olan malları da içeriyor. Yani sağlık hizmeti öyle komplike bir sektör olduğu için ürün dediğimizde hatta hizmette de çok fazla karışık bir hizmet şey var, yelpazesi var. Ürün dediğimizde hem sağlık hizmetlerinde somut olan şeyler var, mallar var hem de soyut olan faaliyetler, performans dediğimiz hizmetler var. Burada tabii nedir mesela somut olanlar? Hastanelerde kullanılan ilaçlar işte. Kullanılan nedir diyelim ki
bacağa takılan protezler. Bunlar hep ürün kategorisinde tedavide kullanılan birçok cihazlar, ilaçlar. Bunlar sağlık hizmetlerinde ürün yelpazesinde bir mal olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında hizmetlerimiz de var. Muayene hizmetleri, terapi hizmetleri, ameliyat hizmetleri de sağlık hizmetleri içerisinde ürün yelpazesi içerisinde değerlendireceğimiz türlerden bir tanesi. Demek ki hizmet dediğimiz şey daha çok ağırlıklı sağlık hizmetleri. Tabii hizmetler genellikle ya bir malla beraber sunulur veya maldan bağımsız olarak sunulabilir. Yani bir malla beraber sunulan hizmet örnek verebilir misiniz? Mal sunuyorsunuz, malla beraber hizmet de sunuyorsunuz. Hocam yani şöyle diyorum, malların eşlik ettiği hizmetler, hizmetlerin eşlik ettiği mallar. Nasıl? Stent, kalp pili. Stent, kalp pili bunlar ürünle beraber yapılan hizmet oluyor mu? O zaman şöyle diyelim, stent, kalp pili hizmetle beraber sunulan mallar. Hizmetle beraber sunulan. Evet. Evet, ben şey sordum. Malla beraber sunulan hizmetler, malla beraber. Stentle beraber sağlık hizmeti dediğim doğru. Mesela şey düşünün, malla beraber sunulan hizmetler. Şimdi biz bir araba alıyoruz, özünde mal alıyoruz. Ama arabayla beraber bazı hizmetler de alıyoruz hem bazen. Diyorlar ki işte 3 yıl bakım bunların garanti hizmeti. Değil mi? Sigorta hizmeti vesaire. Bunlar hizmet. Ya malla beraber satılan hizmetler. Veya bilgisayar alıyoruz, işte bir takım paket programları vesaire hizmetler var. Bakım onarım hizmeti alıyoruz. Bir de hizmetle beraber sunulan mallar var. Hizmetle beraber sunulan mallar. Uçağa biniyoruz. Uçak bizim için bir ulaşım hizmeti sağlıyor. Değil mi? Bir yerden bir yere taşıyor. Hizmetle beraber sunulan mal ne? Hocam MR cihazı olabilir mi? MR cihazı hizmetle sunulan mallara girer. Evet, dediğin doğru. Aferin. Bir de mesela uçak diyelim ki bizim için uçak normalde hizmet. Ağırlık olarak bir yerden bir yere taşıma hizmeti, ulaşım hizmeti sunuyor bize. Ama hizmetle beraber mal sunuluyor mu? Sunuluyor. Uçakta bize sunuluyor. İkram yapılıyor. Yiyecek içecek işte Türk Havayolları yapıyor da Pegasus biraz cimri o paralı yapıyor. Ama sonuçta paralı da olsa bir mal sunuluyor. Yani demek ki bazen hizmetler malla beraber sunulur. Yani mala eşlik eder. Bazen de hizmetlere mallar eşlik eder. Yani ikisi beraber olabilir. Onu demek istiyorum. Demek ki burada sağlık sektörüne de böyle. Özünde bazen hizmet vardır. Hizmetle beraber mal sunulur. Sağlık hizmetiyle beraber işte verilen asistentler vesaire. Bazen de malla beraber hizmet sunulabilir. Diye programında işte bir takım zayıflama programında size diyelim ki hap veriliyor ve beraberinde işte şu hareketleri yapacaksınız diyor. Bazı hizmetler verilebiliyor. Eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmetleri verilebiliyor. Şimdi tabii hizmet dediğimizde bir sürü tanımı var. Üretilmesi fiziksel bir mala veya ürüne bağlı olabilen veya olmayan, temel olarak dokunulamayan ve mülkiyet değeriyle sonuçlanmayan, tüketicilere, topluma bir fayda sağlayan hareketler, süreçler ve performanslardır. Yani hizmet dediğimiz şey karşı tarafa sunulduğunda onda bir doygunluk yaratan, onda bir fayda sağlayan faaliyetler, performanslara biz hizmet diyoruz. Hizmet. Amerikan Pazarlama Birliği hizmetleri sınıflandırırken 10 kategoriye ayırmış. Bunlardan birincisi sağlık hizmetleri. Hizmetlerin en temelinden bir tanesi. Hastaneler, laboratuvar, görüntüleme merkezleri bunlar hizmet işletmelerinden bir grup. 10 gruptan birisi. İkinci grupta demiş ki profesyonel hizmetler. İşte danışmanlık, müşavirlik hizmeti veren işletmeler var. Profesyonel hizmet kategorisine onlar giriyor. İşte avukatlık, danışmanlık büroları, malum müşavirlik büroları bunlar hep profesyonel hizmet veren işletmeler. Finans hizmetleri veren işletmeler de var. Bankacılık değil mi? Bunlar da finans hizmetleri veriyor. Veya işte ne bileyim borsa oynuyorsunuz, borsadaki bilmem aracı kurumlar falan filan. Seyahat ve turizm işletmeleri de hizmet veriyor. Bunlar da işte turizm sizin dinlenmenizi sağlayacak, konaklamanızı sağlayacak hizmetler veriyor. Eğlence ve spor işletmeleri de var. Bize hizmet sunan tiyatro, sinema, yüzme havuzları. Yine kamusal ve yarı kamusal hizmet veren işletmelerimiz var. Güvenlik hizmeti gibi, belediye hizmetleri gibi, ulaşım hizmetleri gibi vesaire gibi. Yine kiralama ve dağıtım hizmetleri var. Leasing firmaları, araç kiralama firmaları gibi. Eğitim işletmeleri de hizmet veriyor. İşte şu anda yaptığımız gibi üniversiteler, dershaneler, ilkokullar bunlar hep ne yapıyor? Hizmet sunuyor, eğitim hizmeti sunuyor. Bir diğer hizmet türü telekomünikasyon hizmetleri. Nedir bunlar? İşte Turkcell gibi, Telsim gibi, Avia gibi şey nedir ona? GSM operatörleri de telekomünikasyon iletişim hizmeti veriyor. Kişisel bakım onarım hizmetleri var. Bunlar kreşler, güzellik salonları vesaire gibi hizmetlerde yine hizmet sınıflandırması yer alıyor. Demek ki göründüğü gibi hizmet soyut bir kavramdır ve bu nedenle tanımı ve özellikle de soyut kavramlara yönelik söylemleri içerir. Hizmetin soyut olmasının doğal sonucu olarak önceden denenmesi de olamaksızdır. Yani önceden
ben bir işte kalp ameliyat olayım, daha sonra beğenirsem tekrar olurum. Ya da önceden sağ gözüm bir ameliyat ettireyim, sonra sol gözüm ameliyat. Böyle bir yani denenmesi sonucunda belki hizmetle ilgili siz bazı ipuçlarına ulaşabiliyorsunuz. Önceden denenme şansı yok hizmetlerin çoğunda. Ha, bazılarında olabilir şöyle. Ben şimdi buna da tam karşıyım. Yani denenmeden hizmet. Mesela eğitim hizmetlerinde bazen deneme oluyor. Yani bu literatürde biraz tartışmak lazım. Diyorum ki ben eğitim hizmetleri nasıl deneme oluyor? Örnek verecek olan var mı eğitimde deneme? Nasıl olur eğitimde? Hocam, dershaneye çocuğunuzu yazdıracaksınız. Demo dersler olabilir hocam. Güzel. Çok güzel. Demo dersler. Yani izliyorsunuz. Veya dershaneye gelsin. Birkaç hafta, bir hafta katılabilir. Beğenirse devam edebilir hocam. Tamam. Çok doğru. Demek ki bazen şeyde böyle deneme şansımız oluyor. Diyor ki gelsin hocam bir hafta dershanemize gelsin gitsin, beğenirse hoşuna giderse gelsin bize hizmet alsın, işte kaydolsun diyor. Bazı hizmetlerde böyle deneme şansımız var. Sağlıkta olabilir mi böyle deneme? Önceden deneme? Olabilir tabii. Tabii. Hizmeti almadan. Mesela ne olabilir? Hangi hizmetlerde sağlıkta? Hocam mesela fizik tedavi alanında olabilir mi? Deneme, fizik tedavi denemede nasıl yapacak? Mesela hocam gelir bir hafta 10 gün. Seans, İyi bir gelir. Seans uygulayın, hoşuma giderse ikinci seans alacağım mı diyeceksiniz? Öyle hocam, bir hastaneye gitseniz, bana bedava bir seans uygulayın, hoşuma giderse. Pardon, kaçırdım. Kim söyledi? Hocam bence sağlıkta, psikologlarda olabilir diyor. Sağlıkta böyle bir şey alma şeyi yok, yani olanağı yok. Çünkü geri dönüşü olmuyor. Garantisi de olmuyor çoğu zaman. Deneme şansı olmuyor diye düşünüyorum. Ya denemede bile diyorsun ki risk yaşayabilir. Adam sağlık hizmeti deneme alırken diyorsun. Onda bile komplikasyonla karşılaşabilir diyorsun, öyle mi? Yani öyle bir deneme şansı önceden test etme şansı sağlıkta pek az diyorsun. Evet. Yani şimdi tabii hizmetlerin böyle tartışılıyor. Ben de tartışalım diye soruyorum. Yani bu literatürde hani biz yazmışız geçmiş kitaplarımıza. Önceden test edilemez, depolanamaz falandır filandır. Mesela depolanma olayı oluyor mu hizmette? Hayır hocam, olmaz. Hayır. Şu anda Halil Bey depoluyor, kaydediyor. Bir sonraki şeyde dersi kaçıranlar izleyebiliyor. Yok mu hizmette depolama? Hocam sağlıkla bu aynı şey değil ki. Bunun riski yok. Defalarca izleyebiliriz. Demek ki bazı hizmetlerde işte o da, ben şimdi oraya geleceğim. Yani hizmet sektörünün bir kendisini mallardan ayıran, sanayi şeklinden ayıran özellikleri var. Hizmetlerin de kendi içerisinde bir bankacılık, bir eğitim, bir diğer hizmetlerle nazaran sağlık hizmetlerinin daha da spesifik olan özellikleri var. Evet. Mesela depolama eğitimde yapabilirsiniz. Yani dersi arşive şeyde çekiyorsunuz. Biz uzaktan eğitimde gittim İstanbul Üniversitesi'ne geçen sene. İşte 14 haftalık dersi birer saatlik 45'er dakika arayla çektiler. Ondan sonra dönem boyunca o dersi ne yaptılar? Depoladılar. O dersi şeyden yayınlıyorlar diyelim. Stüdyodan. Hizmette böyle hocam, bir şey oldu. Ama sağlıkta orada mallaştırıyor ama. Bak şeyi kaçırıyorsunuz. Evet, orada hizmet ürüne dönüşüyor. İşte bak bunu yakalamanızı istiyordum. Kim bu? Konuşan kim? Deniz hocam, merhaba, iyi akşamlar. Göremedim sizi. Kameram kapalı hocam, telefonum bağlanıyorum. Yani Deniz, burada ne yapıyor? Hizmeti ürüne dönüştürüyor. Yani somut bir şeye dönüştürüyor diyor. Yani burada paket haline getiriyor, somutlaştırıyor diyor. Gerçi kayıt altına alıyor, o da somutlaştırıyor. Evet. Demek ki bunları tartışmak lazım, onu diyorum. Yani biz de sağlık hizmetlerinde eski öğrendiğimiz şeyleri hep tartışıyoruz ama gerçekten hala o geçerliliğini yitiriyor mu çağımızda? O söylenen kavramlar, o özellikler, sağlıkla ilgili özellikler hala geçerli mi? Bunlar tartışılması gerekmiyor mu? Tartışalım, onu baştan soruyorum. Evet, sağlık kuruluşları çok hizmetli işletmelerdir. Teşhis ve tedavi birbirini tamamlayan, çok sayıda hizmetin sunumunu gerektiren, bu özellik sağlık kuruluşunun birden fazla hizmeti bir arada pazarlama olanağı sağlamasını sağlıyor. Sağlık kuruluşu birden fazla hizmeti bir arada pazarlıyor. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında mesela yemek hizmeti sunuyor, sağlık kuruluşu, otelcilik hocam, hizmeti sunuyor. Pardon, ne söyledi, kim söyledi? Bir daha söyle. Sağlık hizmeti birden fazla hizmeti
pazarlama olanağına sahip. Demek ki bu nedenle sağlık kuruluşlarında hizmet politikasının belirlenmesi gelişi güzel değil. Birçok faktörü de gözeterek alması gereken bir pazarlama kararı. Yani sağlık hizmetlerinde pazarlama zararı işi çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani birden fazla hizmeti barındırdığı için hani eğitimde tamam belli spesifik bir hizmet, turizmde belli ama sağlıkta birçok hizmeti bünyesine barındırıyor ve hizmetler böyle koordinasyon süreçlerin iyi yönetilmesi gerekiyor. Biz hizmet pazarlamasında özellikle 4P'ye insan unsurunu ve süreç yönetimini ve fiziksel kanıtları eklediler ki bilim adamları, pazarlamacılar. Bu da süreç yönetimi pazarlama karmasıyla buna karşımıza çıkıyor. Yani hizmetlerin nedir süreç? Nasıl tanımlarsınız? Nasıl tanımlarsınız süreci arkadaşlar? Teletip hocam girdilerin çıktılara dönüş girdilerin çıktı olmasına evet, kadar yani, süreci kapsamıyor mu? Faaliyet dersin süresi. Bir takım girdileri faydalı çıktılara dönüştüren faaliyetler grubu. Yani girdileri çıktılara dönüştüren faaliyetler grubu diyebilirsiniz belki. Faydalı çıktılara değer yaratan, faydalı çıktılara dönüştüren faaliyet dersin süresi. Aslında süreç diyelim ki nedir? Eğitimde hasta kabul süreci, hasta muayene süreci. Bunun alt faaliyetleri var. Faaliyetlerin de altında işlem basamakları var. İşte muayene diyelim ki hasta muayene süreciyle ilgili. Önce hastanın işte dosyasının açılması bilgisayar ortamında. Bu bir işlem değil mi? Dosya açma bir işlem. Bunun altında işte ne bileyim başka işlemler de olabilir. Dosya açmayla ilgili, bilgisayarla ilgili başka işlemler de yapabilirsiniz. Demek ki işlemler üstünde faaliyetlerin de birleştiğinde süreçler oluşturuyor. İşte satın alma süreci diyoruz. Bunun altında bir sürü faaliyet var. İşte önce bölümlerden isteklerin toplanması, taleplerin toplanması, sonra bunların birleştirilmesi, bunların ihaleye çıkılması. Bunlar her birisi bir faaliyet. Faaliyetin altında da işlemler var. İşte toplama işlemi, birleştirme işlemi vesaire gibi. Satın alma süreci dediğimizde birden fazla faaliyet ve birden fazla işlemi bünyesinde barındırıyor. Ama niçin yapıyor bunları? Bu işlemler, faaliyetler denetlenebilir olması lazım. Süreç yönetiminde değil ki süreçler tekrarlanabilir olur, denetlenebilir olması lazım. Her sürecin bir sorumlusunun olması gerekiyor. Pazarlamada da bir sürü süreçler var. Yapılan faaliyetler var. Ürün geliştirmede de bir sürü süreçler var. O yüzden burada dediğimiz gibi süreç yönetimi önemli. Biz de birden fazla hizmeti sunuyoruz ama hizmetlerde, faaliyetlerde kopukluk olmaması lazım. Yani yemek hizmetlerine tutunuz da temizlik hizmetlerine, ameliyat hizmetlerine tutunuz da işte ne bileyim muayene hizmetlerine kadar, laboratuvar hizmetlerine kadar süreçler arasında kopukluğun yaşanmaması lazım ki o hasta o hizmetten istediği faydayı sağlayabilsin. Eğer herhangi bir süreçte bir kopukluk, bir hasta muayenesinin zamanında oldu ama film için bir ay bekliyorsa, yatış için bir hafta bekliyorsa bu süreçlerde bu kopukluk bir düzensizlik var demektir. O yüzden o süreçleri ne yapmamız lazım? Yönetmemiz lazım. Pazarlamada, faaliyetlerde de böyle. O süreçlerin yönetmemiz lazım. Nasıl? Memnuniyet önemli. Olan da. Hem memnuniyet açısından hem gereksiz işlemlerin faaliyetlerin eleme dinamı. Süreç yönetiminde gereksiz faaliyetleri, gereksiz süreçleri elemine edersiniz. Gereksiz duplikasyonlar varsa, faaliyetler tekrar ediyorsa, birinin yaptığını diğeri de yapıyorsa o faaliyet silsilesi içerisinde o zaman bazılarını elemine edersiniz, bazılarını işte yeni belki faaliyetler eklersiniz. Süreç yönetimi dediğimiz şeyi yaparsınız. Evet, neyse o ayrı bir konu. Pazarlamada süreç yönetimi ayrı bir konu. Oraya girmeyin. Şimdi buna dönelim. Devam edelim. Süre hızlı işliyor herhalde. Ürünle çağırmışız biz. Jenerik ürün, gerçek ürün ya da somut ürün ve genişletilmiş ürün. Jenerik üründen ne anlıyorsunuz? Merve burada mı? Merve Gut. Merve benim eski öğrencim değil mi? Merve benim öğrencim oldun mu sen? Merve Turgut diye bir öğrencim vardı ama Gazi'den çok öğrenciydi. Başka bir Merve. Bebesin benzerliği. Burada mısın? Neyse. Var mı jenerik ya da çekirdek ürün nedir? Tanımlayacak olan var mı? Mesela insanlar buzdolabını niye satın alır? Neden satın alır? Buzdolabı bir ürün. Neden satın alır?
Ya niye ses çıkmıyor? Hocam ben duyabiliyor musunuz? Gereksinim olduğu için hocam. Ben duyuyorum sizi. Nasıl? Mikrofonu açmaya çalışıyorum. Merve ben. Merve tamam. Ya Merve olmazsa tamam. Merve'nin sorunu varsa başkası cevap versin canım. Ben cevap verebilirim. Ver bakalım Merve. Merve sen Süleyman'da buradan. Yok hocam ben Atılım Üniversitesi'nden master öğrenciniz. Şimdi Ankara Hacıbayram Veli'deyim doktorada. Tamam, Merve Özdeybek. Tamam Merve tamam. Turgut Özdeybek desene ya. Turgut deyince dedim ki Merve tamam. Doktora yapıyor şu anda Merve. İnşallah akademisyen olacak. Merve hadi bakalım. Söyle cevap al. Çekirdek ürün ben aklıma ilk çekirdek fayda geldi çekirdek üründen. Yani ürünün en basit düzeyini satın alan kişinin hani gerçekte sorusuna, ne sorusuna karşılık gelen faydayı karşılayan ürün. Başka bir şekilde de şöyle söyleyebiliriz. Temel ihtiyacı karşılayan ürün. Yani neden insanlar... Tüketicinin ihtiyacını karşılanması, tüketiciye bir fayda sunulması diyorsun. Evet, örneğin insanlar neden... Yani tüketicinin ürününde bulunduğu yarar. Yani evet. İnsanlar neden buzdolabı alıyor? Ondan ne fayda sağlamak istiyor? Ürünlerin saklanmasının, bozulmadan saklanması için buzdolabımızın temel faydası o. Bir insanlar otobüse niye biliyor? Ankara İstanbul seferini yapan otobüse neden biliyor insanlar? Oradaki çekirdek ürünle ulaşım hizmeti. Bir yerden bir yere ulaşmak. Yani umduğu yarar ne orada? Bir yerden bir yere kendisini güvenli bir şekilde ulaştırmasını sağlamak. Çekirdek ürün burada ulaşım. Bir konaklama işletmesinin çekirdek daha doğrusu bir otel işletmesinin çekirdek ürünle otel işletmesinin yani rahat bir konak. Otel odaları. Konaklama hizmeti değil mi? Konaklama hizmeti. Peki burada demiş ki örneğin demiş bayanlar ruj satın alan bir kadın rujun renginin ötesinde umut satın almaktadır. Rujda daha bakımı daha güzel görüneceği umudunu taşımaktadır. Orada aldığı şey umut diyor. Daha güzel görünme umudunu satın alır diyor. Çekirdek hizmet ise hizmetler müşteriye sağladığı faydalardır. Çekirdek hizmetler müşterilerin problemlerini çözmek için sunulan soyut faaliyetleri veya süreçleri kapsıyor. Biraz önce süreç dedim ya. Muayene hizmeti, psikoterapi hizmeti, tansiyonun kontrol altına alınması önemli olduğu gibi bunlar nedir veya bir ameliyat işlemi. Bunlar hep çekirdek hizmete girer. Müşteriye sağlanan ürün çekirdek ürün hizmeti karşılaması bölümü olmalıdır. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin havayolları düşük fiyat uygulayabilir. Web sayfasının kullanımını kolaylaştırabilir. Uçuş sırasını çok iyi ikramlarda bulabilir. Fakat müşteri bir yerden başka bir yere taşımadıkça bunun bir anlamı, bir önemi yok. Yani ikramlarınız iyi olsun, reklamınız iyi olsun, web sayfanız iyi olsun, çekirdek ürününüz yani ulaşım hizmetinizi sağlamıyorsanız, bir yerden bir yere taşımıyorsanız o kişileri o zaman onun bir anlamı yoktur diyor. Yani insanlar hastaneye gitmiş, otelcilik hizmetleri çok iyi, yemek hizmetleri çok iyi, ne bileyim otopark hizmetleriniz çok iyi ama çekirdek hizmetiniz, muayene, teşhis, tedavi hizmetleriniz çok kötü. Onun için bir ifade etmez o hastane, bir şey ifade etmez. Peki gerçek ürün ne? Örneğin, tüketiciye sunulan fiziksel... Örneğin bir fotoğraf... Hocam, fotoğraf makinesiyle amacımız nedir? Burada... Söyle, fotoğraf çekmek, tamam. Çekirdek fayda bu. Burada tasarımla, özellikle ambalajla anıların kaydedilmesi amacını sağlıyoruz. Burada somut ürün oluyor fotoğraf makinesi de bizim için. Yani gerçek amacı gerçekleştiren ürün. Evet, belki onu da toparlayabiliriz. Şöyle toparlayabiliriz. Başka bir örnek vererek toparlayalım. Diyor ki, tüketiciye sunulan fiziksel madde ya da hizmettir. Çekirdek ürünü saran kalite, biçim, marka, ambalaj gibi niteliklerden oluşur. Yani otomobil alıyorsunuz ama otomobilin rengi, açılır tavanı vesairesi, bir takım çelik çantaları bunlar da somutlaştırılması ürün. Ulaşım hizmetini alıyoruz çekirdek olarak ama bunu saran otomobil rengi, tasarımı vesairesi, markası bu da bizim diyor gerçek ürünümüz oluşturur. Tüketiciler ürüne ihtiyaçlarını tatmin eden karmaşık bir demet olarak görmekte ürünü. Bu ürünü geliştirirken pazarlama yöneticileri diyor. Öncelikle ürünün tatmin edeceği çekirdek ihtiyacı belirlemeli. Daha sonra somut ürünün tasarımını yapmalı. Yani ben sağlık hizmeti sunacağım ama bu hastanenin binasının tasarımı nasıl olmalı? Bu hastanenin odaları nasıl olmalı? Diyor ki burada çekirdek ihtiyacı belirlemeli. Daha sonra somut ürünün tasarımı yapılmalı. Ürünün rakiplerinden farklılaştırmalı.
ve tüketicinin daha fazla tatmin olması sağlamak için ürünün faydasını artıracak yollar bulmalı. Yani tamam, muayene hizmeti, çekirdek hizmeti sunacağım, ameliyat hizmetini sunacağım, işte ne bileyim tansiyonu ölçeceğim vesairesini yapacağım, ama bunu yaparken diyor, bu sunduğum hizmetten daha çok fayda sağlamasını sağlayacak, o ürünü destekleyecek diğer hizmetleri, diğer mallar da sunmam lazım. Buna biz genişletilmiş ürün diyoruz. Yani buna ürün yelpazesi, ürün çiçeği de deniyor. Ürün çiçeği de deniyor. Dokunabilir mallarla birlikte sunulan, ürünün temel fonksiyonunu daha iyi yerine getirmesini sağlayan, onunla birlikte gelen çeşitli özellikler. Ürünün evet testini, montajı veya hastaneye gittiğinizde işte ne bileyim size verilen röntgen filminin şeyi, EKG filminizin işte dosyası ya da ne bileyim somut olan verilen yemekler, bunlar size sunulan yemekler, işte fiziksel ve diğer bir sürü aktiviteler, bunlar nedir? Genişletilmiş ürün kapsamında, otopark hizmetleri. Bunlar hep genişletilmiş ürün kapsamında. Yani hizmetin daha faydasını artırmaya yönelik, hizmetten sağlayacağınız faydayı artırmaya yönelik yapılan faaliyetler, verilen ürünler. Onunla beraber verilen ürünler ve hizmetleri şekilde değerlendirebiliriz. Ödeme koşullarının kolaylaştırılması, satış sonrası hizmetler, garanti süresinin uzatılması, bütün bunlar genişletilmiş ürün kapsamında değerlendirebiliyor. Burada da işte çekirdek tansiyonun kontrol altına alınması elle tutulabilir olur. Bu somut ürün. Sonra genişletilmiş üründe sonuçların öğrenilmesi, işte ne bileyim laboratuvar sonuçlarının işte kendisine verilmesi, personelin davranışı, bekleme salonların konforu vesaire. Şimdi ürünlerini kullanırken birçok kategoride ürünleri sınıflandırıyorlar. Bunlar içerisinde özellikle tüketim ürünler, beğenmeli ürünler, özel oranlı ürünler ve aramayan ürünler. Bir de endüstriyel ürünler var. O da ayrı endüstriyel ürünlerde işte bizim üretimde kullandığımız ürünler, oraya girmeyeceğim ama daha çok bizden kısım buradaki tüketim ürünleri. Bir diğer sınıflandırmada ürünleri dayanıklı mallar veya ürünler, dayanıksız mallar ve hizmetler şeklinde sınıflandırmalar var. Birkaç çeşitli ürünlerin çok sık satın aldığımız, çok ucuz olan ve hemen hemen kolayca bulabildiğimiz, her yerde bulabildiğimiz sütlen ürünler. İşte et, süt, yoğurt, aspirin vesaire gibi bütün bunlar temel yiyecek içecek maddeleri her yerde kolayca bulabileceğimiz, yani yaygın dağıtım ağının olduğu, ucuz olan ürünler, kolay ürünler. Çok araştırma yapmadan satın aldığımız ürünler. Acil durumda olanlar var. İşte acil durumda en yakın benzin istasyonundan benzin alıyoruz. Kolay ürün. Veya işte kalp pilimiz bitti, radyonun pili bitti, saatin pili bitti, pili alıyoruz gibi. Bunlar dürtüsel olarak aldığımız şeyler. Susadığımız zaman gidip işte bir yerden bir meşrubat, içecek bir şey alma gibi. Bir de beğenmeli ürünler var. Bunlar da ikiye ayrılmış. Homojen beğenmeliler, heterojen beğenmeliler. Yani özellikle ürün alırken biraz araştırma yaparak aldığımız ürünler. Bunlar tercih insanlara göre değişen, tercih etmeden birisi kırmızı renk istiyor, birisi mavi renk istiyor, birisi işte otomobil alırken spor otomobil istiyor, biri işte burada daha çok bilgisayar, televizyon, buzdolabı gibi homojen olan, aynı özellikleri taşıyan ürünler vermiş. Hepsinin görüntüsü aynı, görüntülemesi aynı vesaire ama ebatları farklı, markası farklı. Heterojen ürünlerde mesela mobilya, kıyafet. Yani bu da beğenmeli bir ürün. İnsanlar ürün alırken kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Birisi mobilyanın işte köşeli olanı seviyor, birisi düz olanı seviyor, başka birisi farklı modeli, çağdaş ve klasik istiyor vesaire gibi. Bunlar kıyafet de böyle, heterojen ama beğenmeli olan ürünler bunlar. Bunlar da biraz kısmen heterojen beğenmeli ürünlerde yavaş yavaş marka ve fiyat artışı başlıyor bunda. Biraz araştırma zamanı burada biraz daha fazla. Diğerlerine göre, kolay ürünlere göre daha fazla. Özelliği olan ürünler de çok sık satın almadığımız, tamam mı? Tüketici grubunun markaya önem vererek aldığı pahalı olan ürünler, özelliği olan ürünler. Yani bir Rolex saat gibi, işte estetik ameliyatı gibi daha özelliği olan, özellikle uzun araştırmalar sonucunda satın aldığımız ve sürekli almadığımız, işte bazen ayda bir, üç ayda bir, bazen yılda bir, iki ayda bir aldığımız türden ürünler. Bunlar nedir? Özellikli ürünler. İşte estetik ameliyatları vesaire gibi. Aranmayan ürünlerde potansiyel müşterilerin o zamana kadar hiç bilmediği yeni fikirler sunan ürünler. Düzenli olarak aranmayan, işte hep mezar taşı örneği verilir ama mezar taşı bir espri yapalım. Şey der ki, bizim hocanın bir tanesi artık
mezar ölü yatırım olmaktan çıktı der mezar taşı. Artık hakikaten mezar yeri satın almak pahalı oldu artık. Yani bir özellikle göl başındaki mezarlık çok pahalı olmuş. İncek'teki mezarlıklar çok pahalı olmuş. Yani bir yatırım haline dönüştü. Yani bu aranmayan ürün değil, artık aranan bir ürün haline geldi. Kıtlaştıkça bir mal bir hizmet kıtlaşıyorsa artık aranır hale geliyor. Değeri artıyor. O yüzden işte apandis ameliyatı, hayat sigortası, insanlara ihtiyaç duymadıkça satın almadığı türden ürünler aranmayan ürünler. Bunlar dediğim gibi işte marka açısından, araştırma açısından, müşteri bağlı açısından bunların önemi vermiştir. Bir diğer sınıflandırma dayanıklı dayanıksız mallar, endüstriyel mallarda işte üretime dolaysız olarak katılan mallar, üretime destek olan mallar gibi sınıflandırabilir. Şimdi ürünün, her ürünün bir ömrü var. Ürünün hayat seyri var. Nasıl ki insanlar doğar, büyür, gelişir, olgunlaşır, ölürse, bazı insan 70 yıl yaşar, bazı 50 yıl yaşarsa, her ürünün de bir ömrü var. Yani aldığımız cep telefonu, bundan işte 10 yıl önceki cep telefonda çok internet bağlantısı yoktu, vesairesi yoktu. İşte 3-5 yıl içerisinde ne yapıldı? O ürünler artık üretilmez oldu, ömrü bitti. Yerine dokunmatik telefonlar çıktı. İşte ne bileyim internet bağlantısı olanlar çıktı. Daha bundan 20 yıl önce siyah beyaz televizyon üretilirken işte önce renklisi çıktı, sonra plazma TV çıktı, sonra LED TV çıktı. Demek ki her ürünün ömrü var. Yani ürünlerin ömrü, bazıları uzun yıl yaşıyor. Özellikle ağır sanayide, demir çelik sanayide, uçak sanayide ürünlerin ömrü daha uzun. Ama elektronik sanayisinde, iletişim teknolojilerinde, ürünlerin, sağlık hizmetlerinde, birçok sağlık hizmet ürünlerinin ömrü kısa, 3-5 yıla sınırlı. Sürekli mesela cep telefonda bile sürekli yeni versiyonu, her yıl yeni versiyonu piyasaya sürüyor. Ürünlerin ömrü kısa. Yani burada üretici firmalar bazen kasıtlı olarak ürünlerin ömrünü kısa tutuyorlar ki tüketici sürekli satın alsın. Onu kullansın, tüketsin, yerine bir daha alsın. Eskiden ne kadar çok dayanıklı olursa, ekonomik ömrü ne kadar uzun olursa firmalar rekabette bunu ön plana çıkarıyordu. İşte benim sattığım ürün çok uzun ömürlü, benim sattığım ürün çok dayanıklı diye ürettiği ürünü mümkün olduğunca uzun ömürlü tutmaya çalışıyordu. Ama bazen, şimdi göreceğim, slide'da da göstereceğim, bazen de firmalar özellikle ömrünü kısa tutuyor ki çok satış tacını artırsın, çok satayım diye. Ne kadar hala yanan ampulden bahsediyor, 100 yıldır yanan. Ömrünün ne kadar uzun olduğunu. Şimdi bizim aldığımız ampuller 3000 saatte bitiyor. Ama ilk üretilen ampul Amerika'da, ilk demeyeyim de. Edison'un değil mi hocam? Edison'un hocam hala yanıyormuş. Hala yanıyor. Onu izleyen kameraların ömrü bitmiş ama hala ampul yanıyor. Yani ürün hayat seyri çok uzun orada. Ama sonradan ticari firmalar, karteller birleşerek ömürlerini kısaltmışlar. Ampullerin ömrünü kısaltmışlar. Yine orada çorap örneğine veriyor. Bayanların kullandığı çorabım kaçtı falan filan diyor ya. İlk çıktığımda çoraplar çok sağlammış. 5-10 yıl dayanıyormuş. Hatta paraşüt şeyle kullanılan çoraplar, lastikler. O arabası bozulduğunda arabanın çekildiğinde bile kullanıyormuş o çoraplar, bayan çorapları. Yani o kadar dayanıklı ki insan aldığında işte ömür boyu kullanacak şekilde alıyormuş. Ama sonradan ne oldu? Çorapların şeyi zayıflatarak çok, çünkü piyasa dolunca insanlar o çorapları alınca ikinciyi almaya ihtiyaç hissetmiyor. Üçüncüyü almaya ihtiyaç hissetmiyor. Dolayısıyla da fabrika üretti üretti piyasa doyduktan sonra satışı duracak. Bunu işte önlemek için ne yapmış? Çorapların özelliğini zayıflatarak çabuk kopan, hemen kopan çoraplara dönüştürmüşler. Yani burada onu anlatan güzel birçok örnekleri var. Cep telefonu örneği. Mesela iPhone diyoruz ki belli bir şeyden sonra yavaşlıyor. Acaba niye yavaşladı bu iPhone? Niye program kasıtlı olarak size belli bir kullanımdan sonra yavaşlatıyor? Ona yükledikleri programla siz diyorsunuz ki artık bu cep telefonu işe yaramaz hale geldi. Onu normalde çalışması gerekirken içine koydukları programla kasıtlı olarak yavaşlatıp sizin yeni versiyonunu almanıza yönlendiriyor. iPhone olsun, başka firmalar. Hocam aynı stratejiyi sağlık hizmetlerinde de uyguluyorlar mı? İşte oraya geleceğim. Sağlık hizmetlerinde etik dışı uygulamalar var mı pazarlamada? Yani kullanım artırma, hastanelerin kullanımını artırma ya yönelik pazarlama stratejileri kullanılıyor mu? Gereksiz ameliyatlar oluyor mu? Oluyor. Değil mi? Olmuyor mu? Gereksiz ameliyatlar. Oluyor hocam. Gereksiz muayeneler de var ona bakarsan. Gereksiz muayeneler olmuyor mu? Oluyor. Gereksiz kontrollere sık çağırmalar olmuyor mu?
Yani normalde yılda bir gelmesi gerekirken 6 ayda 3 ayda bir gelmen gerekir diye hastalar gereksiz yere kontrollere çağırmıyor mu? Evet. İlaç reklamları yapıyorlar hocam. İlaç firmalarıyla anlaşıp bize aslında kullanmamıza ihtiyaç olmayan ilaçları bize pazarlıyorlar. Yani şimdi şöyle, ilaç firmalarının biliyorsunuz reçetesiz ilaçlarda reklam dışında var serbest yani. Gaz gidericiymiş, yok bilmem neymiş. Bunlar birçok ülkede serbest ama reçeteye tabi olan ilaçlarda reklam yasak. Sadece kime yönelik reklam? Hekime, diş hekimi ve eczanelere yönelik reklam serbest. Pazarlamada, tutturmada sadece sağlıkçılara yönelik reprezentantların gittiği, tanıttığı, broşür, kişisel satış elemanı dediğimiz onların yaptığı şeylerde reklam serbest. Ama halka yönelik reklam özellikle yasak. Ama hastanelerde bilgilendirici ve eğitici reklam var. İşte hastane diyor ki şu branşta hizmet vermeye başladık. Doktor Ali İhsan Bey bize dermatolojide hasta bakmaya başladı diyor. Veya SGK ile anlaşmamız yapıldı diyor. Billboardlarda vesaire de görüyorsunuz. Televizyonlarda bazı Avrupa kanallarının birçoğunda sağlık kuruluşlarının reklamlarını görebilirsiniz. Yani bilgilendirici ve eğitici olan reklamlar serbest. Onun dışında böyle karşılaştırmalı reklamlar, işte olmayan bir şey varmış gibi göstermeye yönelik reklamlar, bunlar yasak. Hem bunu denetleyen reklam kurulu, hem işte meslek örgütleri, tabipler birliği, hem Sağlık Bakanlığı, tabii cezaları caydırıcı mı orası ayrı tartışma götürür. Şimdi ürüne dönelim, dedim ya ömrü var, her ürünün ömrü işte bir değil. İşte işletmeler ürünün ömrü uzatmak için sürede strateji izliyor. Mesela ürünün ömrünü uzatmak için ne yapabilir bir işletme? Onu da sorayım. Bu ürün hayat serini zaten kitapta görürler de ben strateji. İşletmeler ne yapabilir ürünün ömrünü uzatmak için? Kullandığımız bir işte ne bileyim radyoloji cihazı olsun veya bir herhangi bir ilaç olsun. Bir aspirin olsun, bir herhangi bir ilaç olsun. Ya da bir sağlık hizmeti olabilir, sağlık hizmeti de olmayabilir. Ürünün ömrünü uzatmak için işletmeler ne yapabilir? Düzenli bakım olabilir mi hocam? Şimdi tersini yapıyorlar da ürünün ömrünü kısaltmaya çalışıyorlar bir ticari etik dışı olarak. Bazıları özellikle kısa tutuyor da yani çok satayım diye. Ama bazı işletmeler de ürünün ömrünü uzatmak için uğraşıyor. Mesela ne yapabilir? İşte ömrünü uzatabilir. Kullanım alanını değiştiriyor. Burada kullanılabiliyor. Evet ama şurada da kullanılabilir diye. Evet çok güzel. Mesela aspirini eskiden insanlar sadece baş ağrısı, ateş düşürmede kullanırken şimdi dedi ki aspirin, arkadaş aspirin, kor aspirini de kan sulandırıcı olarak kalp krizini önlemede faydalı ve bunda da kullanabilirsiniz dedi. Yeni bir kullanım alanı yarattı. Yani ne yapıyorsunuz? Bir ürünün farklı kullanım alanları yaratarak ürünün ömrünü uzatıyorsunuz. Başka nasıl uzatabilirsiniz ömrünü? Yeni formülle alo. Ne demek bu yeni formülle alo? Ömrünü uzatmak için yeni özellikler ekleyerek. Yeni özellik eklemek. Tamam, yeni özellik. Eğer rekabette rakip firmalar daha iyi yeni ürünler çıkarmışlarsa, siz de eski ürünlerinizle onlarla rekabet edemiyorsanız, üründe modifikasyon yaparak, değişiklikler eklemeler yaparak ne yapıyorsunuz? Ürünün ömrünü uzatmaya çalışıyorsunuz. Peki Türkiye pazarına doymuş bir ürünü ben Kazakistan pazarına o ürünü sunarak ne yapıyorum? Ürünün ömrünü uzatıyorum değil mi? Yani ömrünü uzatmak için ne yapıyor? Yeni pazarlar buluyor. Yeni pazarlara girmek. Bir, eğer bir pazar doymuşsa ömrünü uzatmak için yeni pazarlara girmesi lazım. Ya ürünü modifiye etmesi lazım. Ya ürünü yeniden konumlandırması lazım tüketicinin zihninde. Konumlandırma dediğimiz nasıl bir zihinde yer edinecek, yeni bir yer edinecek, yeni bir yer edinmesini sağlamamız lazım. Bu da ürünün ömrünü uzatmada kullanılan stratejilerden birkaç tanesi. Tabii ürün dediğim gibi pazara giriş aşamasında kullandığı pazarlamada tutulma karması elemanları farklı. Mesela satışlar daha düşük düzeyde. Pazara yeni girdiği için daha karlılık çok düşük. Karlar negatif. Zarardasınız. Pazara yeni giriyorsunuz daha. Kimse tanımıyor sizin ürününüzü. Müşteriler daha çok yenilikçi olanlar. Böyle yenilik arayanlar. İlk defa kullanacak olanlar. Pazara giriş aşamasında genellikle biz ürün benimseme süreci diye bir süreç var burada. Orada müşterileri 5 gruba ayırıyoruz. Diyoruz ki yenilikçiler dediğimiz öncüler dediğimiz kişiler. Bunlar %2,5'ünü oluşturuyormuş pazarda. Daha yeni bir film diyelim ki çekildi. Gösterime girmeden sinemanın gece kapısına yatıp sıraya girip filmi izlemek isteyenler. Bunlar öncüler.
veya ne bileyim bir estetik ameliyatla ilgili bir şey oldu, randevu alıp ilk defa o ameliyatı ya da o tekniği ya da ne bileyim o diyeti, o programı kullanmak isteyenler. Yani bunlar öncüler, %2.5. Yeni ürün benimsemede bunlar yenilikçiler daha çok takip ediyor yeni ürünleri. Rakipler az sayıda yeni ürün. Eğer o ürün pazarda yeniyse, inovasyon anlamında ürünse, orada fiyatlandırmada fiyatınız yüksek belirleyebilirsiniz. Yani benzeri emsali olmayan bir ürünse, yeni pazara giriyorsa bu ürün, hiçbir ülkede, hiçbir işletmede bu üretim yoksa, o zaman pazarın kaymağını alma stratejisi istediğiniz yüksek fiyatla ne yaparsınız? Pazara girersiniz. Ama rakipler üretmeye başladığında fiyatları aşağı çekersiniz. O arada sattığınız miktar ne kadar fazla, karınız ne kadar fazlaysa o kadar kar elde edersiniz. Eğer o ürün sizin için yeni olan ürün, işletme için yeni olan ürün, başkaları tarafından daha önce üretilmişse, yani sektörde eski de sizde yeniyse, siz yeni üretmeye başlamışsanız, o ilacı, o aşıyı, o ameliyatı yeni yapmaya başlamışsanız, o laparoskopi cihazını yeni almaya başlamışsanız, o zaman tabii oradaki sizin işletmeniz için yeni olan bir üründe fiyatınızı yüksek tutamazsınız. Orada rakip hastanelerden, rakip işletmelerden müşteri çekmek istiyorsunuz. O zaman düşük fiyatla girmek durumundasınız. Ve oradaki reklamda daha çok farklılığı ortaya koyacaksınız. Niye A hastanesinde o ameliyat olmasın da laparoskopik ameliyatı sizde olsun? Burada yeni ürünü siz işte eğer ilk defa o hizmeti vermeye çalışıyorsanız orada uygulayacağınız şey reklamlarda diğer işletmelerin sunduğu ürünlerden, hizmetlerden farkınız ne? Onu vurgulamaya çalışacaksınız tutundurmada burada. Eğer dediğim gibi sektörde eski size yeniyse bu hizmet. Demek ki ürünün farkına varılması, sağlanması, denenmesinin sağlanmasına yönelik bir tanıtım çalışması yapacağız burada. Ürün, temel bir ürün burada. Fiyatı ya maliyet ya maliyetin cüz'i bir üstünde olan bir fiyat. Dağıtımı seçkin bir dağıtım yapabilirsiniz. Yenilikçiler alabiliyor demiştim. Geldik ürünün ikinci büyüme aşamasında. Yavaş yavaş ürün hızlıca sektörde satışlar artmaya başlıyor. İnsanlar denedikçe başkalarına tavsiye etmeye başlıyor. Gittim şu hastaneye şu hizmet aldım. Bu hastanede gerçekten bu hizmetler çok iyi veriliyor vesaire, tavsiyeler artıyor. Bu sefer yavaş yavaş müşteri başına ortalama maliyetleriniz düşüyor. Yani o hizmeti kullanan sayısı arttıkça birim maliyetleriniz düşmeye başlıyor. Eskiden 3 kişi kullanırken diyelim ki taş kırma makinesi aldınız. Eskiden 3 kişiye 5 kişiye taş, böbrek taşı kırarken insanlar öğrendi, çok kişi talep etmeye başladı. Onun bir amortismanı var değil mi? Taş kırma makinesinin bakım maliyeti var, bilmem ne var. Şimdi aylık maliyetini siz 10 hastaya böldüğünüzde onun maliyetiyle o maliyeti 20 hastaya böldüğünüzde maliyetleri biraz daha düşüyor değil mi? Orada kullanım hacmi arttıkça maliyetleriniz düşüyor. Burada satışlar arttıkça maliyetleriniz de yavaş yavaş ortalamaya doğru inmeye başlıyor. İşte kar payınız hızlı artmaya başlıyor. Müşteriler burada erken uyarıcılar dediğimiz, yani başkaları bir denesin hemen arkasından satın alan kişiler. Bu şuna benziyor. Mesela bir diyelim ki ilk defa piyasaya giren bir film var. O film sinemalarda gösterime başlandı. İnsanlar az sayıda film sinemada gösteriliyor. Bunlar öncüler bunu takip etti. Daha sonra bu erken uyarıcılar dediğimiz, hemen izleyiciler dediğimiz, erken uyarıcılar dediğimiz kişiler de onların tavsiyesini alarak çok geç kalmadan o filmi izlemeye çalışan kişiler bunlar, erken uyarıcılar. Sonra da yavaş yavaş tabii rakiplerin sayısı artmaya başlıyor şeyde. Siz büyüme aşamasına geldiğinizde yavaş yavaş rakiplerin sayısı artıyor. Pazar payınızı artık yavaş yavaş maksimum etmeye çalışıyorsunuz. Büyüme aşamasına geldiğinizde artık burada ürüne bağlı olarak pazara giriş fiyatlandırmasını izliyorsunuz. Biraz fiyatları aşağı çekmeye çalışıyorsunuz. Dağıtımı yaygınlaştırıyorsunuz. Her yerde mala ulaşacak şekilde, bütün mağazalarda satılacak şekilde ürünü yaygın dağıtım politikası. Eskiden seçici dağıtırken, sadece kendi hastanenize, kendi biriminize bunu yaparken yavaş yavaş o hizmeti farklı birimlerinize de vermeye başlıyorsunuz. Yani yaygın dağıtım politikası izliyorsunuz. Reklamlarda kitle pazarlamasına yönelik reklamları veriyorsunuz. Burada satış tutundurmasında yoğun tüketici talebinden yararlanmak için reklamları yavaş yavaş azaltıyorsunuz. Burada büyüme aşamasında erken uyarıcılar dediğimiz diğer kullanıcılardan elde ettikleri referans ile yine de birçok tüketiciden önce satın alan gruplar bunlar. Olgunluk aşamasına geldiğinde artık pazarda lider durumdasınız. Pazarda siz o sektörde öncü durumdasınız. Satışlarınız en üst noktada. Maliyetleriniz birim başına çok düştü.
karınız çok yükseldi. Müşteri ortalama olarak çok arttı. Rakipler sabit sayıda ve azalmaya başladı. Siz de rekabet edemez hale geldi. Siz çünkü fiyatları aşağı çektiniz. Fiyatlar müşteri sayımız arttığı için. Rakipler yavaş yavaş azaldı diyor bu olgunluk aşamasında. Pazar payını korumak suretiyle karı maksimize etmeye çalışıyorsunuz. Yine olgunluk aşamasında marka ve markada çeşitlendirme yönelik ürünle ilgili üründe ufak tefek modifikasyonlar yaparak ürünü çeşitlendirerek ne yapıyorsunuz? O olgunluk aşamasında pazarı elde tutmaya çalışıyorsunuz. Yine rakiplerle başa çıkacak, alt edecek fiyatları kullanmaya çalışıyorsunuz. Dağıtım en yoğun şekilde ürünü dağıtıyorsunuz. Bunları geçeceğim hızlıca zaman kaybını kullanmak adına. Burada geç çoğunluk yavaş yavaş ürünü deneyen, test eden insanlar kullanmaya başlıyor. Yani televizyonda film artık izlenmeden önce DVD'si çıkmaya başlıyor. DVD'ler almaya başlıyor insanlar. Bir kısım insanlar ya ben sinemaya gidip de para vererek o filmi izlemek yerine biraz daha bekleyeyim de işte onun DVD'si çıksın diyen insanlar, olgunluk aşamasında olan insanlar. Burada biz geç çoğunluk diyoruz. DVD alıp da film izleyenler. Bir de duyarsız grup var. Son grup dediğimiz. Yani ya ben ne olacak film zaten elimde sonunda kara borsaya düşecek. Elimde sonunda televizyonda bedava olarak gösterecek bu film. Para vermeyene gerek var, DVD almayana gerek var diyen insanlar. Yani onlar da kaygısızlar dediğimiz insanlar. Ya ben hastaneye niye gideyim? Nasıl olsa devlet bana bu hizmeti sunacak. Para ödemeyene gerek var diyen türden insanlara benziyor belki. Buna öyle örnek verebiliriz belki. Demek ki yavaş yavaş burada düşüş aşamasına doğru geliyoruz. Ürün demoda olmaya başlıyor. Yeni ürünler piyasaya girmeye başlıyor. Satışlarımız azalmaya başlıyor. Artık o ürüne daha fazla para harcamaya, o hizmete daha fazla para harcamaya gerek yok. Daha fazla reklama kaynak tahsis etmeye gerek yok. Dağıtım, seçici dağıtım, kar getirmeyen dağıtım birimleri yavaş yavaş kapatıyoruz. Elden çıkarıyoruz dağıtımdaki aracıların çoğunu. Böylece belli bir süre sonra ürünü piyasadan çekiyoruz. Demek ki burada ya ürünü geliştirip yeni versiyonuyla farklı özellikler katarak bir süre daha ayakta kalacağız ya da o hizmeti, o ürünü, o üretimi durduracağız. İşte siyah beyaz üretmeyeceğiz. Eski işte cep telefonlarında internet bağlantısı olmayan, fotoğraf çekme özelliği bulunmayan cep telefonlarını üretmekten vazgeçeceğiz. Ha nostalji olsun diye üretenler olur mu? Olur. Buna biz retro pazarlama diyoruz. Nostalji olarak bazen siyah beyaz televizyonlar hala üretiliyor. İnsanlar eski şeylerine dönsünler, özlemlerine dönsünler diye hala bazı ürünler, çocukluğumuzda kullandığımız birçok ürünlerin piyasada yavaş yavaş var olduğunu görüyorsunuz. Bu da ayrı bir pazarlama stratejisi. Retro pazarlama dediğimiz pazarlama türü. Evet, demek ki burada her ürünün nasıl ki ömrü varsa da bir ürünün ürün hattı ve ürün derinliği diye bir kavram var burada. Ürün hattının zenginliği ya da ürün karması dediğimiz kavram var. Burada ürün hattının uzunluğunda bir şey düşünün, ülker grubu düşünün. Ürün hattı ya da ürün karması çok fazla. İşte bisküvisi de var, kolası da var, ayranı da var, çikolatası da var. Bir sürü ürünü var. Bir hastanede düşünün. Ürün hattı, ürün karması, hizmet karması dediğimizde cerrahi servisleri de var, dahili servisleri de var. Bir sürü branşları var. Şimdi bu ürün hattı içerisinde ürün hattının derinliği diye bir şey var. Bu da belli bir hizmet grubunda daha alt ürün çeşitliliğine gitmek. Mesela kadın doğum servisinin altında jinekoloji, kadın doğum onkolojisini, tüp bebek ünitesini işte gibi doğum sonrası hizmetler gibi alt birimler açarak o ürünün ne yapıyoruz? Derinlemesini genişletmeye çalışıyoruz. Ürün hattının burada derinliği dediğimiz olay. Bir ürün hattının genişliği var. Farklı ürünler sunuyoruz. Yeni hizmetler katıyoruz hastanemize. Göz yoksa göz açıyoruz. İşte ne bileyim estetik cerrahi yoksa estetik cerrahi açıyoruz. Bir de ayrıca derinlikte de herhangi bir hizmeti daha alt versiyonlara ayırarak, daha alt çeşitlerini artırarak ne yapıyoruz? Burada rekabette o alanda uzmanlaşma, o alanda branşlaşma, böylece o branşta rakiplere göre üstünlük sağlama avantajını elde etmeye çalışıyoruz. Bunlar da kabaca söyleyeceklerimiz. Sayın hocam, karması. Toparlayabilir miyiz sayın hocam? Süreyi açtık. Tabii ürün içerisinde ürünün ambalajı da önemli. Ürünün markalaşması önemli ürün dediğimizde. Çünkü ürün tüm şeylerin kombinasyonu demiştik ya.
fiziksel, soyut, somut tüm özelliklerin birleşimi demiştik ya, ürünün ambalajı, etiketi, bina, hastane binasının mimari yapısı, işte bunlar her birisi bir ürünün pazardaki tercihinde önemli olan unsurlar. İşte nasıl ki bir ürün aldığımızda ürünün ambalajı bazen albenisi oluşturuyor. Çikolata almak için gidiyorsunuz pastaneye. Bütün çikolatalar belki madden olarak üretiliyor ama bir tanesinin ambalajı tahta, kadife, kumaştan yapılmış. Özel bir ambalaj. Onun fiyatı belki 150 lirayken diğer basit karton kutudaki çikolatanın fiyatı belki 75 lira. Orada ürüne değer katan şey ambalajı. Zenginlik katan, değer katan şey ambalajı. O yüzden ürünün ambalajı önemli. Hatta ürünün satışında mesela şurada bir örnek vererek bitireyim. Tropicana dediğimiz bu meyve suyu içecek satan firma başlangıçtaki ambalajda kullandığı karton kutunun üzerindeki resim pipet saplamış portakalken sonra bu ambalajı değiştirmiş resmi cam bardağa konulmuş konsantre gibi algılanan bir meyve suyu, portakal suyunu oraya koymuş. Fakat satışlar düşmüş ondan sonra. Neden düşmüş? İnsanlar şöyle bir algıya gitmiş. Cam bardaktaki o portakal suyunu sanki konsantreymiş gibi algılamış. Ama ömür ilk ambalajdaki doğalmış gibi. Sanki çok saf portakal suyuymuş gibi algı yarattığı için insanlar o şeyi daha çok tercih etmiş. Yine Coca-Cola ilk eski zamanlarda hatırlarsanız cam şişe peçilirken, satışlar yüksekken tenekeye geçtiğinde biraz düşmüş tenekede satışlar. Çünkü eski damak tadını vermiyor. Eskiden biliyorsunuz şişeleri geri dönüşüm olurdu. Depozit alınırdı vesaire içerdik. Sonradan işte bu ambalajdaki, teneke ambalajdaki satışlar düşürünce reklamlarla ne yapmış? Tıklat, haydi tıklat, çıtlat vesaire gibi o ambalajı işte ön plana çıkaran reklamlarla tüketiciye benimsetecek şekilde ne yapmışlar? Ambalajın kabullenmesini sağlamışlar. Evet. Dediğim gibi üründe ambalaj çok önemli. Hastanenin mimarisi, temizliği, tasarımı, ürünün ambalajıdır aslında o. Hastanenin ambalajıdır. Bunlar çok önemli. Personelin giydiği önlüklerden tutunuz da işte ne bileyim kullandığınız formlara kadar bunlar hep ürünün hakkında bir fikir veren, insanlara hizmet hakkında fikir veren, ürünü saran özelliklerdir bunlar. Ambalaj ve diğer etiketler vesaireler. Bunlar önemli. Evet, böylece ürünün işte kabullenen öncüler, erken benimseyenler, erken geç olun, kaygısızlar ve ilgisizler gibi bunlardan biz hangisine de pazar seçeceğiz? Ürün hangi hayat seyrinde, hangi tüketici kitlesine hedef alacağız? Bunlara karar vermemiz lazım. Olgunluk aşamasındaki hedef kitlemizi kimler oluşturacak? Erken çoğunluk mu olacak, geç çoğunluk mu olacak? Yoksa erken benimseyenler mi olacak? Buna göre karar vermemiz lazım. Böylece ben çok daha fazla uzatmayayım. Ürün geliştirme sürecinde daha sonra başka zaman sizlere anlatırım inşallah. Tamam. Benim tanıtım filmimi yapmış şeyden Sivas'taki arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Onu paylaşacaktık ama zamanımız yok. Yani oradan da onu izleyebilir. Web sayfamdan dilavertengilimoğlu.com.tr yanlış hatırlamıyorsam. Hocam chat kısmına sizin sitenizi de paylaşayım ben. İsteyenler tamam. Oradan ulaşabilirler. İsteyenler oradan kitaplara ulaşabilir. Orada kitap adresine, evet. Şeylere ulaşabilir. Haberlere, şeylere. O, tamam web adresini paylaşırsam oradan ulaşırlar. Tamam. Gerek yok. Ben sizin kitaplarınızı paylaştım. Hocamızın Sağlık İşletmeleri ve Yönetimi kitabı birçok üniversitede de zaten ders kitabı olarak kullanılmakta. Yine Sağlık Hizmetleri Pazarlaması kitabı, Sağlık Politikası alanında kitabı. Hemen şimdi söyleyeyim, sağlık politikası sözünü geçiyorum. Hani biraz önce akşamüstü kapak şey geldi, ikinci baskısı çıkıyor. Sağlık politikasını biraz daha genişlettik. Yani hem içerik açısından hem de ünite açısından gerçekten güzel oldu. Yeni üniteler ekledik. Evet hocam. Sporlarla ilgili olsun, işte sağlık politikası olsun, bir sürü şey ekledik. Yeni üniteler ekledik. İnşallah bir hafta 10 güne kadar Nobel yayından çıkacak ikinci baskısı. Yine sağlık turizmi sen söylemeden söyleyeyim. O da baskıdan bugün yarın çıkacak. Onu da genişlettik. Ona da çok şey ekledik. Sağlık turizmiyle ilgili 3-4 konu daha ekledik. Onu da söyleyeyim. Hem üçüncü içerik zenginledi yazarlar açısından. İkinci, üçüncü baskısı. Üç çıkıyor. Evet. Üç çıkıyor. Bu da yani çoklu yazarlı bir şey. Ben editörünü yaptım ama yeni alandan hocalarımız da dahil oldu o iki kitaba da. Hem politika kitabına hem pazarlama sağlık turizmi kitabına genişledi ve içerik zenginleşti biraz daha.
ilgi duyan arkadaşlarımız varsa onlar da o kitaplara oradan ulaşabilir. Evet hocam. Sağlık işletmelerinde tedarik zinciri ve malzeme yönetimi kitabınız var. O da Vahit Hocam'la beraber çıkardığımız bir kitap. Vahit Hocam burada. O da Vahit Hocam kaçıncı baskın? Üçüncü baskın oldu. Üç mü dört mü? Gitti mi Vahit Hoca? Yatmaya mı gitti? Üçüncü baskı hocam. Üçüncü baskıdan. Üçüncü baskı. Dört çıkacak. Evet. Üçüncü baskıdan. O da. Evet. Evet. İşletmelerinde halkla ilişkiler var hocam. Bu da evet. Sonra Sedat Hocalar'a gideri biraz iletişimle güzel aslında destekleyen bir kitap oldu. Çünkü halkla ilişkiler birbirini tamamlayan şeyler. Halkla ilişkiler bir iletişim imadır. Onu tamamladılar. İyi oldu. Yani iletişime devam ettirdiler. Onların çıkardıkları sağlık hizmetlerinde iletişimle ilgili iki kitap birden çıktı. Onu da burada söyleyelim. Evet. İşletme yönetimi kitabı hocam. İşletme yönetimi var. Evet, işletme bölümlerinde hala okutuluyor. Doğrudur. Evet. Tıp programları için tıp sekreterliği kitabı var hocam. O da çıkıyor. Yeni baskıyı onda da güncelledik. Tıp sekreterliğini. İki yıllık sağlık hizmetleri mesleki okullarda çok tercih edilen bir kitap. Onu da söyleyeyim, tıp sekreterliği kitabı. Onu da güncelledik. Onu da Ankara Üniversitesi'nden sağlık hizmetlerinden Aysel Hocam'la beraber çıkartıyoruz. O da güncellendi. Evet hocam. Yönetim asistanlığı kitabınız var. O da benim bir yönetim zamanında, o bir yönetim bölümünde öğretim üyesiyken çıkarttığımız bir kitap. O da güzel bir kitap. Arkadaşlarla beraber Hasan Tutar ve Arzu Hocam'la Sparta Süleyman Dembel'den Anadolu Üniversitesi'ne geçti. Hasan Tutar Hocam'la çıkardığımız bir kitap. Çağdaş Buru Yönetim var hocam. Son kitabınız. Evet. Yani aslında kitap bölümleri de çok var ama onları söylemeyeyim. Yani çok başkalarının kitaplarında da epeyce bölümümüz oldu. Bundan sonra kitap yazmak çok zaman alıcı. Yöneticilik görevi olunca, işte ne bileyim dersler fazla olunca artık kitap yazma işini biraz rolantiye aldık. Artık bölüm yazarlığı olursa bir iki chapter vakit koysam, chapter yazmaya vakit ayırsam yazmaya çalışıyorum. Araştırmalara, makalelere biraz daha ağırlık vermeye çalıştık. Evet, bir reklamı yaptım. Pazarlama dersinde pazarlamacıların yapacağı şeylerden bir tanesi de reklamın hani iyisi kötüsü olur mu olmaz mı onu da sorayım size, siz araştırın. Reklamın iyisi kötüsü olur mu? Bunu da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Sabırlarınız için teşekkür ediyorum. Yani 45 kişi var gördüğüm kadarıyla. Şu anda gecenin bir saatinde. Biz katkılarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben tabii özellikle sizin okula çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağlık yöneticilerinin hemen hemen ilgi duydukları bütün alanlara yönelik alandaki hocaları şeyle buluşturup sektördeki meslektaşlarımızla, akademisyen arkadaşlarımızla buluşturuyorsunuz. Genç akademisyen adayı arkadaşlarımızla buluşturuyorsunuz. O açıdan faydalı olduğunu düşünüyorum bu programların. Hem yüz yüze gelmesi açısından, yani kitaplarından tanıyorsunuz belki birçok hocayı ama en azından böyle yüz yüze tanışıp aklınızda olan soruları sorabilme imkanı tanıdığı için bu fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum şahsım adına. Çok sağ olun hocam. Ekibe teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Değerli katılımcılar, dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki oturumda görüşmek dileğiyle. Eğer dersimizi tekrar dinlemek istiyorsanız YouTube sayfamızda takip edebilirsiniz. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Evet, hepinize ben de tekrar iyi geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Her zamanki ağzınıza gibi çok kaliteli tamam, bir ders. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sağ olun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.